O zaman müsaadenizle Fransız usulü soğan çorbası ile bugün başlıyor. Evet. Ediz Bey kendinize koymamışsınız. Az mı geldi çorbanın? Yok, ben yemeği yaparken biraz tattığım için karnım birazcık tok o yüzden. Bu çorbanın usulünde biraz ekmeği çorbaya çektirerek sonra da bıçakla birkaç parçaya ayırarak yeniyor. O yüzden bıçak kullanabilirsiniz. Bu çorbada ne var? Ne var? Hadi sen söyle. Çok yoğun. Evet. İçinde bir yani şeker ve tatlı ve tuz, aşırı bir tuz oranı geldi. Bana gelmedi. Ne kullandınız içine? Parmesan peyniri var, belki o gelmiştir. Yoğun bir yani koku da var ekstra. Tat olarak et suyu, tavuk suyu hangisi var? Et suyu var. Kendiniz mi haşladınız? Hayır, et suyunu hazır et suları var ya, onlardan nasıl aldım. Hazır aldım. Bulyon. Hazır. Kavanozda et suları satılır ya. Katkısız et suları var. Nasıl kullandınız ki onu? Neden? Nasıl neden kullandım? Hazır. Yani oturup kemikli suyu, kemiği haşlayıp da yapabilirdim ama öyle bir zamanım yoktu ve zaten böyle bir şeyi bizim için yapmışlar. Neden ben kullanmıyorum? O hazır soslarda ne var biliyorsunuz herhalde. Hazır sos değil o. Hazır. Tabii ben hemen su koyuyorum. Ben de su olabilir miyim? Ne varmış içinde? Onlar demiglas sos diye geçer. Çorbaya lezzet verir. Demiglas sos mu? Evet, çorbaya lezzet. Hayır, etin hayır. Ay siz çok komiksiniz. Süpürgeni nereye fark etti kız? Demiglas sos dedi. Demiglas sosta ne var? Hayatım o salata soslarına ya da et soslarına, etlere. Et sosu, hayır. Özellikle etlere kullanılan. Hayır, o ayrı. Özel yoğun bir sostur. O sos neyden yapılıyor? Sen et suyuyla karıştırdın. Tamam, bakalım hangisine gülüyorum. O sos neyden yapılıyor? Kemik, havuç, evet, soğan. Bravo. Bir de tatlandırmak için şey alınır. Defne yaprağı. Evet. Hazırların içinde ne var? Tamam. Bu et suyunda da yine o doğruyor. Yine araştırma motorundan okumuşsunuz ve çok güzel bir araba motoru. Çünkü menünüzde bildiğim hiçbir şey yok ki. Ben bir olabilir şey sormadım. Yani Fransız mı, diye. İtalyan mı, Rus mutfağı tamam, mı? Yani nereden tadın aslında ki? Çok bize yakın lezzetler. Bize yakın lezzet. Evet. Anlamadığım bir yemeğin ismini söylesene, bu menüde kavrayamadım. Dilim bile dönmüyor Zuhal Hanım. Hadi uçtu ya. Gitti çünkü arama motoruna bile bakamadım. Sen menüsün uyumlu mu buldun? Ben şöyle söyleyeyim. Normalde değişik lezzetleri tatmayı severim. Ne güzel. Açım böyle fikirlere. İlla Fransız mutfağın tamamen yapması gerekmiyordu. Yok, sen oradan bir menüsünde tek çorba yapmış. Farklı ülkelerden evet, lezzetler farklı var. Ben bu lezzetleri bir arada seviyorum. Denemeyi de seviyorum. Tadıyorum. İsimlerinden ziyade içeriğindeki ürünlere ve nelerle neleri bir arada sunduğuna bağlı evet. Yani. Hani. Ya tabii normalde bu baget ekmeğini üstünde ben genelde tüm sunulur diye biliyorum ama tabii ki sunumuna saygı duyuyorum. Bölerek sunmayı tercih ediyorum. Parçalanması kolay olsun diye. Şöyle söyleyeyim, ben soğanları diri buldum. Bir tane soğanı çiğneyemedim. Üzülerek peçetemi almak zorunda kaldım. Soğanın bazıları pişmemişti. Soğanları biraz aslında karamelize etmiştim ama bana diri. Olmamış. Aslında karamelize olmamış. Soğan üzülerek yani peçeteyi almak zorunda kaldım. Çok affedersiniz onun için. Oldukça karamelize. Yani pirinç gibi adeta. Ve karamelize ederken kullandığınız şeker oranı biraz fazla geldi bana. Şeker tadı da çok yoğun olmuş. Ama bu zaten böyle bir hayır çorba. Olabilir. Yani şeker olduğunu biliyorum. Çorba. Karamelize yaparken sonra zaten şeker defne kullanacaksınız. Onun biraz ama daha şeker oranı bana çok fazla geldi. Özellikle ilk kaşığı aldığımda soğanın tadından çok şeker tadı aldım. Bunu da söylemek istiyorum. Çorbayı o yüzden çok beğenemedim açıkçası. Sen hoşnut kaldın bu çorba tadından, aromasından. Ben soğan çorbasını zaten sevmiyorum ama denedim. Bravo. Tatlı geldi. Bana da tatlı geldi. Başka ne geldi? Soğanlar arkadaşımızın söylediği gibi. Sana da mı diri geldi? Diri geldi. Beğenmedin yani? Yok. Çorbayı beğendim. Sinem? Ben hiç beğenmedim. Niye? Ya et suyunu hazır kullandınız. Yani et suyunu oturup kemiği kaynatamazdım. Damak zevkime uymadı. Ben orada Sinem Hanım'a katılıyorum. Şimdi Fransız usulü orijinal soğan evet çorbası dediğiniz zaman et suyunu hazır kullandığınızda hiçbir önemi kalmıyor. Ama yani bunu nasıl yapabilirim? O zaman yani bunu tercih etmemeniz gerekiyor. Nohut, ana maddesi et suyu değil, ana maddesi soğan. Yani soğana şimdi hazır kaldı, orijinal dememeniz gerekiyor o zaman. Bu orijinal olmuyor. Yasin orijinali kaynaması gerekiyor. Yasin Bey. İlikli kemik suyunu kullanmanız benden gerekiyor. Benden yine aldınız, katılıyorum diye. Katılıyorum ama dedim, ben evet bitirmedim. 3 dakikası değil mi? Ama ben de yorum yapmak zorundayım. Yaptınız. Zuhal Hanım yaptı, sonra bize geldi sıra. Peki. Beğenmedim. Hiç damak zevkime uymadı. Tamam, ben hepinize şey yapıyorum. Ben tattırmak istedim. Ben güzel yaptım düşünüyorum. Ben tattım ve güzel yaptığını düşünüyor musun Sebahat? Kimse zaten ayranım kara demez Zuhal Hanım. Güzel aynen yaptığını düşünecek ama bir kere soğanlar bu renk olmaz. İyice karamelize kısık ateşte soğanların iyice karamelize olması gerekir. Süt mü kullandınız bildiği içine? Ağır, çok ağır, çok normalde yoğun. Normalde süt konulur. Bir kere evet normalde süt koymak gerekiyor içerisine. Muhtemelen kullandığınız o hazır et suyundan da kaynaklı bir yoğun bir koku var. İçerisinde farklı bir şey olabilir. Baktınız mı içeriğine? O et suyunun içeriğinde. Yok, kemik suyu yani yoğun bir koku. Soğanın kokusu geliyor size. Hayır, bence soğanın dışında böyle bir çok ağır defne gerçekten masaya gelir gelmez. Defne yaprağı içindeki kokuları absorbe eder.
zaten. Evet, yani. Ekstra bir koku almadım. Sadece yorumda söylediğim gibi. 4-5 tane bir de reflete yaptım. Soğan giren şeye şeker eklediniz mi ekstra? Tabii ki çok az ekledim. İşte soğan zaten şekerlidir biliyorsunuz. Ama kısık ateşte piştiği zaman da... Karameze derken şeker koymak zorunda. Ama kısık ateşte böyle çok ağır pişmiştir. O kadar uzun pişti ki bu. Bu o kadar uzun pişti ki göreceksiniz, izleyeceksiniz. Yani belki 1,5 saatte pişti. Ama hiç. Soğanların diri kalması mümkün değil. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Ama zaten dirilik var yani. Ben Yasin'e katılıyorum. Ben bir koku almadım yani. Koku yok. Tamam. Koku yok. Koku yok. Yani bana çok suyu koku geliyor. Geldim. Şunun ben ayırdına biraz... varalım. Sizin damak zevkinize mi hitap etmedi, çorba mı olmadı acaba? Şimdi içtiniz mi daha evvel? O ayrı bir şey. İçen var mı aramızda? Ben içtim. Ben yaptım kendim. Sütünü yaptım. Ama orijinalini içtin mi bir yerde? Fransa'da içmedim. Hayır, yani Türkiye'de de yapan yerler var, güzel yapanlar. Yok, Türkiye'de içmedim. Ben Fransız usulü yapan yerler var da mesela denk gelmiş olabilir misin diye. Hayır, ben tarifle bakarak yaptım. Anladım. Daha önce çok merak ederek siz denedim. Ben içtim ama evet. Daha önce tadını biliyorum. İçindeki içerikleri de biliyorum. Şöyle verelim. Evet. Şimdi butterfly tenis topu. Yok, şimdi yok, de... butternut squash. Tabağınızdaki bu ne? Canlı bir şey mi? Yok. Ay yok değil. Ben böyle hareket ediyor gibi geldi de bana. Kuru bir şey bu. Öyle nedir bilmiyorum. Yani ev biraz küçük olduğu için ve bahçe katı olduğu için ne yazık ki bütün kapılar ve pencereler açıktı gün boyu. Evet benim de öyleydi. Ama sizinki bahçe katı balkonlu bir ev değildi. Yani bahçe katı değildi. Ediz Bey ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ben günlük temizlikle 10 gün önceki tozun durumunu anlayabilecek durumda bir insan. Bundan puan mı kıracaksınız onu merak ettim. İnşallah ödülü kazanırsam kendime güzel bir bulaşık makinesi alırım. İnşallah. Güzel yıkanır. Bulaşık makinesi yok mu? Evde mi yıkadınız? Var yok bulaşık makinem var ama demek ki yıkamıyormuş. Çünkü ben bunların hepsini yıkadım. Aslında makineye suç atmayalım. Bence burada makineden çıkarttıktan sonra şöyle elinizle bir silseydiniz tabakta hiçbir şey kalmaz. Evet toz değil çünkü bunlar... Makineye suç atmayalım. Ufak tefek kirler vardı hatta hala da var yani. Bilmiyorum bunları da değiştirecek misiniz? Benim moralim bozmaya çalışıyor. Ama Sabah Hanım ona dün 5 verdiğim için o kadar pişmanım ki. Ona dün 5 vermeseymişim keşke.